Yani ben biliyorum kendim de bize gelen genelgeler doğrultusunda bize gelen yazışmalar doğrultusunda az çok illere giden genelgelerin ben tamamını okuyup onlarla birlikte tartışan bir kardeşinizim. Dolayısıyla ben bunun bir haksız eleştiri olduğuna inanıyorum. Bunu canı gönülden inanıyorum. İçki içmediğim için, içkiye karşı olduğum için falan değil. Ben insan haklarına saygı duyan birisiyim. Dolayısıyla bir insanın yaşamına, bir özeline benim karışma haddim yok. Allah'la onun arasına girme haddine de sahip değilim. Dolayısıyla Allah'ın ona soracağı soruları ben ona soramam. Ben Allah'tan bir vekalet de almadım. Benim de bir noter vekaleti de yok. Dolayısıyla ben bu gibi durumlarda ben konuşurken bir yandaşlık ya da bir AK Parti belediye başkanı olarak konuşmuyorum. Yo, ama şunu Ben sormak isterim. gerçekten Yani burada bir de esnaf, örneğin tekel büfesi işleten esnaf var. Onun evet. düştüğü bir de durum var. Siz bir ilişki görüyor musunuz tam kapanma kararıyla içki satışının bu mekanlarda yasaklanması arasında? Zaten siz kendi kendinizle çelişkiye düşüyorsunuz. Hem tam kapanma diyorsunuz, hem diyorsunuz ki terziler kapansın, konfeksiyonlar kapansın. Ondan sonra da diyorsunuz ki tekel bayileri kapanmasın. Böyle bir anlayış olabilir mi? Yani biz insanlar ekonomik anlamda düşünüyorsak bütün işletmeleri düşünmek zorundayız. Niye sadece tekel bayilerini düşünüyorsunuz? Niye sadece tekel bayileri üzerinde bir tartışma oluyor? Bu da bir art niyettir. Ya da bu ben Hayır, içki içiyorum. karışıklık da şuradan çıkıyor. Şimdi diyelim ki zincir market demiyorum ama bakkalın biraz daha büyüğü olan bir yer düşünelim. Burada gıda da satılıyor, içki de satılıyor, tekel mamulleri de satılıyor. Hepsinin ruhsatları var esnafta diyelim ki. Dükkanın bir bölümünü açabiliyor, bir bölümünü açamıyor bu Şu kişi. an öyle değil mi? Evet, şu anda durum bu. Efendim onun gerekçesine siz baktınız mı? Yani insanların anlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere daha önce örneğin siz Yani bir aynı mayalı mekana gidip peynir alabilirsin ama içki alamazsın ya da işte gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. Tartışma da buradan başlıyor zaten. yok yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Onu biraz fazla abartıyorlar. Siz bana göre bakınız ben tekrar tekrar söylüyorum kusura bakmayın. Estağfurullah, buyurun. Türkiye'de yazılan genelgeler bütün illere eşit şekilde gidiyor. Dolayısıyla bazı insanlar sürekli bir yerden bir ucunu kırpıp onun üzerinde sosyal medyada silah icat oldu, mertlik bozuldu misali bu sosyal medyada öyle bir gündem yaratılıyor ki kimin ne olduğu, nereye gittiği, nasıl yaptığı belli olmuyor. Bakınız koskocaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Merkez Bankası'nın bilançolarının ve hesaplarının sanki bir bakkal defteriymiş gibi 128 milyar kayıp yalanıyla günlerde Türkiye'yi meşgul ediyorlar. Dolayısıyla her yazılana inanırsak, her yazılan çizilen Türkiye'nin gündemini belirleyecekse o zaman biz Türkiye'yi sosyal medya hesapları üzerinde yöneteceksek kusura bakmayın algı operasyonları mühendisler bizi paramparça ederler. Biz ülkenin hiçbir şeyine o zaman gücümüz yetmeyecektir. Dolayısıyla biz elimizdeki belgelere, bilgilere, verilere bakanlığın gece gündüz bakın dün burada bir heyet vardı. İçişleri Bakanımız Ağrı'daydı. Dolayısıyla burada nelerin yapıldığı, nelerin konuşulduğunu, Türkiye için hangi projelerin, çabaların, terör için nelerin yapıldığını dün görseydiniz kendi Sizin gözlerinize. orada tekel bayileri açık mı Ağrı'da? Açık, Açık. açık yani şu açık derken genelge doğrultusunda neresi açık, neresi kapalı, genelgelere göre herkes bütün Türkiye'nin her tarafında bütün şartlar eşittir. Ama Herkes tekel ruhsatı olan bir işletme tekel mamullerini satamıyor değil mi orada da? ben öyle bir şeyle karşılaşmadım. Şimdiye kadar bana öyle bir şikayet gelmedi ki ben sokaktayım, caddedeyim. İnsanlar can derdine düşmüşken acaba ben bir şişe içki bulabilir miyim diye uğraş verdiklerinde hiç şahit olmadım yani. Peki. Herkes elinde acaba ben kendi evime nasıl ekmek götürebilirim derdindeyken millet açtır deyip 150-200 liralık içki şişesinin peşinde koşanların laflarına inanıyorsak bana göre ülkemize de hükümetimize de kendimize de haksızlık etmiş olur. Tartıştığımız şey elbette içkinin iyiliği, kötülüğü bilmem ne vesaire bunlar Hayır değil. Bunlar kötülük kesinlikle demiyorum. bunlar değil. Bakın Hayır. kötülük bakın kötülük ayrı bir şey. Ya Kötülük sağlık insanlar üzerindeki bakın tesirleri zaten biliniyor. bana sorarsanız ben bakınız kötülük ayrı bir şey. Bana sorarsanız içki benim inancıma göre haramdır. Ayette vardır. Ben içmiyorum. Bu ayrı bir şey. Tamam. Ama ben bunu yapmıyorum diye ben kendimi haşa 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 Allah'ın yerine koyup insanları cezalandırma yetkisine de sahip değilim. Ama ben kendi görevimi yapmak zorundayım. Bu ayrı Peki. bir şey. Peki. Kötülük ayrı bir şey. Peki. Ama biz bunu tartışmıyoruz zaten. Peki. İnsanlar açtır. Evine ekmek götüremiyor. Peynir götüremiyor. Hükümet üretemiyor. Hükümet ekonomiyi berbat ettiği dediğimiz bir dönemde en pahalı olan içkiyi tartışıyoruz. Bırakın insanlar içki alsın. Bırakın insanların içkisini kısıtlıyorsunuz.
Peki peynir alamayan içkiyi nasıl alabiliyor? Bunlar tamamen çelişkidir. Onun için beni ilgilendiren tarafı, günah tarafı falan, o Allah'ın işi. Ben onunla ilgilenmiyorum. Kimseye de müdahale etme hakkına, peki, haddine sahip değilim. Peki. Beni ilgilendiren tartışmanın boyutunun farklı olduğunu ve ülkemize bugün pandemiyle ilgili konuşmamız gerekirken sünni gündemler yaratarak, biraz önce Sayın Saraç'ın dediği hükümet krizi yönetmiyor, sorunları yönetmeye çalışıyor, mantığına götürüyor. Ama sorunları yaratan kim? Bu eğer suni gündemse Savcı Bey, bu eğer suni gündemse hükümet kararıyla ortaya çıkmış bir suni gündem. Yani hükümet kararıyla da hükümet normal rutin genelgeleri yayınlıyor. Onun içinden bir şey çıkarıyorlar. Bir gün diyorlar ki efendim niye sigara yasaklandı? Bir gün niye içki yasaklandı? Sanki hükümet oturacak da 30 bin kalem mal var. Her bir kaleme karşılık şu satılacak, bu satılmayacak. Şu satılacak, bu satılacak. Ya böyle bir şey var mı? Böyle bir anlayış olabilir mi? Böyle bir zaman mı var? Böyle bir hükümet genel bir genelge yayınlar. O genelgenin içerisinde kusurlar varsa, zamanla uygulamada karşılaşılan zorluklar varsa giderilir. Ama ilk günden hemen peynir alamıyorum diyen, efendim ben çocuğuma süt alamıyorum, ekmek alamıyorum diyen, hükümete bu anlamda yüklenirse hak vereceğim. Bununla yüklenmiyor, hemen diyor ki benim içkimi yasakladınız. Peki, ya sen peki. Bir süt, 6 liralık bir sütü bulamıyorsun da 250 liralık içkinin bağırması niye? Dolayısıyla ben samimi bulmuyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Peki, teşekkür ederim. Benim umurumda değil kimin içip içmediği. Elbette. Bu onun sorunu. Benim hiç ilgilendirmez. Peki. Ben kendimden sorumluyum. Peki. Ama ben bu insanların kalkıp 6 liralık sütü bahane edip 250 liralık içkiyi almama sorunu yaratmaları bana samimi gelmiyor.